arkadaşlar, Burak FM19'dan ilk ve yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle FM19'da neler varmış neler yokmuş bunlara bakacağız. Ayrıca arkadaşlar bomba bir çekiliş yapıyoruz. Tam 5 kişiye FM19 veriyorum. Yani her kişiye bir tane arkadaşlar FM19 veriyoruz. Elimde çok güzel FM'ler var. Buradan sponsorumuz Aral'a çok teşekkür ediyorum. Kendileri bize böyle bir çekilişte çok büyük destek oldu. Oyunları verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Peki arkadaşlar, çekilişe nasıl katılacaksınız? Çekilişe şu şekilde katılacaksınız. Ben aşağıya bir tane link koydum. O linke tıklayacaksınız. Kayıt olacaksınız. Yapmanız gereken tek şey kayıt olduktan sonra benim Instagram hesabımı takip etmek. Çünkü çekiliş sonuçlarını Instagram'dan açıklayacağız. Yani aşağıdaki forma kayıt olacaksınız. Forma kayıt olduğunuzda zaten Instagram hesabımda yazacak. Onu da o hesabı da takip edeceksiniz. 2 Aralık yani pazar günü de çekiliş sonuçlarını Instagram hesabımda açıklayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi FM19 gördüğünüz gibi bu şekilde bir arayüze sahip. Gayet güzel bir arayüzü var. Renk paleti benim hoşuma gitti açıkçası. Biraz daha renklenmiş oyun. 18'e göre. Onun dışında taktik kısmında yine bayağı bir değişiklikler var. Benim taktiğim nasıl bu arada? Darbeli matkap taktiği. Bu arada arkadaşlar bu taktiği inanılmaz tavsiye ederim. Çünkü ben devamlı bu taktikle oynuyorum. Orta sahada 2 tane mezellem var. Bunu kesinlikle oynatın. Çünkü devamlı top tutuyorlar. Acayip top yapıyorlar. İnanılmaz yararlı oluyorlar. Bir defansif orta saha kurucu oyuncum var. Yani defansif orta kurucu oyuncum var. Oyun kurucu pardon, bir söyleyemedim. Mehmet Topal oynatıyorum şu an. Sağda çok yönlü bek, solda yine çok yönlü bek. Geride pivot santrfor ve standart santrfor kullanıyorum ama bunu sizin hani dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aynı zamanda kanat forvetle gidiyorum. İleride de arkadaşlar çalışkan forvet diye veya sahte forveti tavsiye ederim. Çünkü bunu yaptığınız zaman sahte forvette orta sahaya gelip pas falan alabiliyor. Yani böyle güzel işler yapabiliyor. Şu anki benim uyguladığım taktikte sol tarafta zaten görebiliyorsunuz. Daha çok böyle kısa paslarla oynayan, devamlı pas yapan, topu ayağında tutan bir takım imajı var. Kadromda bu şekilde efendim. Takımımızın raporunu da şu anda görüyorsunuz. Ben birkaç maç yaptım. Şu anda bir maçımı yenmişim, bir maçımı da berabere kalmışım. Peki devam diyelim abi. FM güzel olmuş. FM19'u beğendim. İnşallah çekilişte kim hak ediyorsa o kazanır. Umarım kazanan arkadaşımız beni güle güle hatırlar diyorum. Oynadıkça ne kadar iyi bir insan yahu bu Burak der diye düşünüyorum. Umarım böyle duyguları paylaşır diyorum. Onun dışında efendim antrenman kısmı yine bu şekilde. Oyunda değişiklikler var. Yani antrenmandaki heriflerin puanlarını falan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Kulüp çalışanları kısmı çok değişik değil. Transfer kısmında da öyle aman aman çok böyle yandım bittim değişiklikler yok. Ama dediğim gibi oyunun değişen şeylerinden bir tanesi mesela şey var. VAR hakemi gelmiş. Yani pozisyonlar VAR hakemine bir gidiyor. VAR hakemi bir bakıyor arkadaşlar. Duruma göre VAR işte golü sayıyor veya saymıyor. O en büyük yeniliklerden birisi diyebilirim. O güzel olmuş. Onun dışında VAR yenilikler var. Zaten oynadıkça görürsünüz. Şimdi biz bir maç yapacağız. Kasımpaşa ile kendi evimizde. Bakalım nasıl bir maç olacak. Umarım yeneriz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bugün maç günü. Kasımpaşa ile güzel bir maç yapacağız. Bu arada dediğim gibi çekilişimize katılmayı unutmayın. Ha bu arada arkadaşlar, maç öncesi taktiksel toplantıya siz katılabilirsiniz. Ama ben genelde uğraşmak istemiyorum. Asistanı yolluyorum gidiyor. Yani harbiden asistana diyorum ki ya diyorum asistancığım canım git bir bak. Basın toplantılarında falan da bu gibi bir imajım var. Yani çok basına falan konuşmuyorum. Demeç vermiyorum. Kendimi çok ağırdan satan bir hocayım Burak Hoca olarak. Bunu da söylemek istiyorum. Pekala. Malatya'da Akhisar'la beraber mi kalmış abi? Vallahi canlıyız. Vallahi heyecanlıyız. Umarım bu maçı alacağız. Evet hadi bakalım Fenerbahçe Kasımpaşa maçında neler olacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i bu şekilde şu anda. Burak Hoca öğrencilerine güveniyor. Burak Hoca öğrencilerine inanıyor. Bakalım nasıl bir maç olacak sayın seyirciler. Evet gördüğünüz gibi taraftar da hazır. Şükrü Şaraçoğlu stadında takımına konuşmasında hırslı bir şekilde bu maçta galibiyetten başka bir şey beklemiyorum diyor Burak Hoca. Ve tünelde bakın yine basın asistanı yolu. Basına kesinlikle görüşmüyorum basından. Pekala maç başladı. Bu arada buradan isterseniz arkadaşlar hızını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle iyi olur diye düşünüyorum. Evet maç başladı. Kasımpaşa. Bakalım kaç yiyecek Fenerbahçe'den. Evet Çikirtel. Mehmet Topal'a. Şimdi Benzia. Güzel gidiyor solda da yöre. Solda da süper pası. Elmas gidiyor. Elmas vur koçum aman yarabbim.
Fenerbahçe çok güzel başladı. 40. saniyede golü bulacaktı az daha. Evet, maçın ilk 5 dakikasında şu anda istatistiksel olarak Fenerbahçe baskıyı kurmuş durumda. %58 topa sahip olma görüyoruz. 3 şutu var. 3'ü de isabetli. Kasımpaşa'da ama çok da boş değil yine gördüğünüz gibi. Bakalım neler olacak. Yalnızca kritik anları izlemeyi severim arkadaşlar. Çünkü devamlı maçta hani bekliyorsun öbür türlü. Ya bütün maçı pek izlemeyi sevmem açıkçası. Evet, şimdi Kasımpaşa kalecisi Degacı kullandı. Ayev. Ayev şöyle bir baktı. Attı pasını arkadaşına Şikirtel. Şikirtel yeniden İsla. Ayev. Mehmet topu aldı. Çekti topu İsla'ya attı. İsla yeniden Ayev'e. Ayev. Görüyorsunuz Fenerbahçe orta sahada inanılmaz top çeviriyor şu anda. Burak Hoca'nın taktiği bu. Elmas. Elif Elmas güzel pas verdi Valbuena'ya. Valbuena açtı orayı. Bir kafa Ayev'den, aman yarabbi. Üst direkten dışarı çıkıyor top. Üst direkten dışarı çıkıyor Fenerbahçe. Güzel gidiyor ama. Güzel gidiyor ama bir türlü bitiricilikte başarılı değil sayın seyirciler. İlk yarı 0-0. Burak Hoca'nın tepesi atmış durumda. Burak Hoca inanılmaz agresif. İnanılmaz sinirli bir şekilde agresif konuşacak. Diyecek ki performansınızdan memnun değilim lan leş kargalara diyor. Şöyle bakalım oyuncuların durumlarına göre. Valbuena mesela iyi değil şu an bu maçta ama. Çok da çıkartmak istemiyorum. Yedekte de böyle alıp oyunu koparacak adam yok biliyor musun? Neyse hadi ikinci yarıya başlayalım bakalım. Evet, ikinci yarı başlıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında hala gol hala gol bulabilmiş değil. Evet. Hasan Ali kullandı tacı. Mehmet Topal attı pasını Şikirtel'e. Şikirtel şöyle bir baktı arkadaşlarına. İsley oynadı oradan Mehmet Topal. Yine bir pas Benzia. Güzel paslaşmalar izledik. Ayev. Benzia'nın koşuğuna çok güzel pas bıraktı. Benzia. Kendi gitti. Benzia vurdu. Rezalet bir şut gibi bir şey yani. Sıçtı daha çok. Oraya bıraktı. Tezek bıraktı oraya. Evet, bir orta bir şut var. Evet. Burak Hoca şu an küplere binmiş durumda. Burak Hoca şu an çıldırıyor. Daha azimli oynayın Raşık Algalara diyor. Evet, dakika 63. Durum 1-0. Soldado. Şikirtele. Mehmet Topal İsla'ya attı. İsla Benzia. Yeniden bir paslaşmalar orada Elif Elmas. Valbuena'ya güzel, hadi çocuklar. Valbuena güzel. O nasıl bir şeydi lan? Benzia. Hadi yavrularım. İsla. Ayev çok güzel bıraktı. Valbuena at bunu. Valbuena yazıyor durumu. 1-1 yapıyorsa izleyiciler. Dakika 64'te gelen müthiş gol. Müthiş gol geldi. Alo Drakak. Harika bir gol geldi. Evet arkadaşlar. Oyun sesi biraz yüksekmiş. Onu biraz kısalım. Ben videoda şeyde kısacaktım. Siz canlı da herhalde çok mu gürültü oldu? Ne oldu bilmiyorum. Oğlum buradan kısamıyor muyum bunu ben? Neyse arkadaşlar. Şuradan yaparım dur. Ulan ne maç oldu be. 1-1 oldu ha. Dur bakayım. Tercihler. Ses seviyesini şöyle 5 yap. Tamam, onaylı abi. Evet, maç devam ediyor. 86. dakikada. Trezeguet aldı topu şimdi. Şikirtel oğlum penaltı demesin hoca. Bak VAR hakemine gitti görüyor musun? Serbest duruş iyi Allah'tan ya. Oğlum 86. dakikada böyle şeyler olmasın çocuklar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz ya? Bir orta, aman yarabbi. Aman yarabbi, dikkat. Haydi Fenerbahçe. Haydi yüzümüzü güldürün çocuklar. 90+3. Valbuena açtı ortasını. Allah kahretsin sizin gibi takıma lan. Kendi evinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kasımpaşa ile beraber kalıyor. Bu Fenerbahçe'den yüzümüz gülmeyecek mi? Yüzümüz gülmüyor. Maç sonu basın toplantısı. Benim tip nasıl ama? Dur katılayım bu sefer dur. Diyeceğim ki bak, bu konuda tartışma uygun olduğunu düşünmüyorum. Ali Koç'un yeni başkan olmasıyla Fenerbahçe değişiklik oldu. Yok oğlum böyle değil lan. Ali başkanla çok iyi anlaşıyoruz yani. Ya kardeşim, bireysel performanslar hakkında yorum yapmıyorum. Transfere de girmiyorum. Mustafa Denizli'yi de pek tanımıyorum dedim geçtim. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi FM'nin oyun dinamikleri de bu şekildeydi. Hani maç dinamikleri. Böyle FM videomuzu burada bitiriyoruz. Çekiliş hak atılın. Umarım kim hak ediyorsa o kazansın. İzlediğiniz için teşekkürler. Çekiliş hak atılmayı unutmayın. Bay bay.